Sonra mesela Telegram var mı? Ona bir bakalım ya. Telegram yoktu bildiğim kadarıyla. Şuradan yine Google'da son bir kez de ona da bakalım da arkadaşlar. T'ye. Twitter var. Telegram'ın uçağı olması lazımdı. Telegram yoksa Tumblr'ı koyarız biz de. Bu kadar. Ya diğer hani siz kullandığınız varsa neyse onları yine ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Facebook sayfamız var veya Facebook grubunuz var. Buradan gene geldik Facebook burada neymiş bizimki? Facebook sayfamızın linkini almak için Facebook sayfamıza geçiş yaptık. Burada sayfanın linkini aldık. Kopyala dedik. Yine sayfaya geçtik. Burada bunun üzerine tıkladığımız zaman kırp, tam konumlandır, oturt, sil. Başka ne varmış bakalım. Resmi değiştir, alternatif metin ekle, baştaki ekle diyebiliyorsunuz. Bu alternatif metin ekle neymiş? Görme konusunda sorun yaşayabilecekleri kişiler için alternatif metinler ekran okuyucularına erişebilirler. Hayır. Başlık ekle. Ha. Grup. Sayfa. Küçük. Olmuyor. Kontrol A, kalın, ortala dedikten sonra bu şekilde yaptık. Buraya geldik, yeniden tekrar tıkladık. Burada link var, bağlama, link, zincir şeklinde bir şey, yer var arkadaşlar. Buradan direkt olarak sizin oluşturduğunuz sayfalar da bağlayabiliyorsunuz veya direkt bu bağlantıyı kendiniz de kopyalayıp yapıştırdığınız sayfanızın bağlantısını da koyabiliyorsunuz. Koyduktan sonra artık burada bağlantımız oluştu. Ayrıca YouTube işte kanalımız veya sadece çünkü iki tanesini yazmaya çalıştığımız zaman olmuyor, sığmıyor. O zaman resim formatı bozulacak. Biz resimleri genişleteceğiz. Olmayacak. Bunun için makul yazılar yazın. Mesela blog için blog yazabilirsiniz. Sayfa yazarsınız. Kanal yazarsınız. İşte kanalımız veya Twitter yazarsınız. Google artı yazarsınız, Instagram yazarsınız, mail at yazarsınız, e-posta yazarsınız veya Skype, WhatsApp, işte RSS, Tumblr gibisinden o şekilde yazılar yazabilirsiniz veya o şekilde nasıl bir ifade kullanmak istiyorsunuz onları yazabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra başka hiçbir şey kalmadı. Sayfalar bölümüne yine geçiş yaptığımız zaman sayfalarını hani daha önce ilk başta görmüştük. Temalar bölümü var arkadaşlar. Burada yine temaları seçebilirsiniz. Bu şekilde hani hem yazı font yazı biçimi fontu hem içerisindeki renkler değişebileceği temalar var. O da çok hani sınırlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tema var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Burada yazıcı bir stilini de ekstradan ekleyebiliyor muyuz? Klasik, en kalın, ince diyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman burada değiştirdiğimiz tüm yazılar en kalın veya klasik veya ince halinde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi sayfa yayınlamadan önce şuna dikkat edin. Her şeyimiz tamam mı değil mi? Kontrol edelim mi değil mi? Burada ön izle diyoruz. Ön izleme yaptığımız zaman çalışma alanımız ön izleme bölümüne geçiyor. Yani arka plan sayfa kapanmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzenleme modundan çıktığımızdan dolayı buradaki üzerine tıkladığımız zaman bir şey olmuyor. Ama mesela bunun üzerine link yapıştırdık. Gördünüz mü? Şu an üzerine geçtiğimiz zaman bir parmak çıkıyor. Ama bunda çıkmıyor. Şu an buna link koymadım. Mesela buna tıkladığımız zaman yeni sayfada bizim sayfamız açılıyor. Artık siz linki nereden aldıysanız veya hangi linki koyduysanız oraya yönlenecek arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Bu sayede hani bakalım üzerine tıkladığımız hani bazı sitelerde şöyle var. Bunun üzerine geliyorsunuz. Şurada küçük bir işte sayfa metni oluyor. İşte Facebook sayfamız, Facebook grubumuz. Öyle bir şey yok. Sadece burada yaptığınız zaman şu alt kısma dikkat edin. Şurada yönlendirilen sayfayı da görebilirsiniz. Facebook.com kanalın kral diye görüyorsunuz.
Anca orada görmeye. Başka bir şey görünmüyor. Sadece ön izleme bölümünü bu şekilde görmüyoruz. Onu da söyleyelim. Yine burada sayfaları biz kimiz bölümüne tıklayabilir, iletişim bölümüne tıklayabilir, bağış yap bölümüne tıklayarak eksikliklerimiz neymiş onları da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bu kadarlık bir ayarlama yapmıştık. Hatta aynı Wix'teki mantık çalışıyor. Gördüğünüz gibi biz yukarı gittiğimiz zaman başlık kapanıyor. Yavaş yavaş kısılıyor. İletişime gidelim. Bu şekilde yine yükleniyor alt tarafa doğru. Ayakta geldi. Burada işte gördüğünüz gibi artı veya eksiği kullanarak diğer kullanıcılar gibi, ziyaret eden kullanıcılar gibi tam konumunu görebiliyorsunuz. O da çok güzel olmuş. Gruba katılın diye bir çağrım ışığında bulunmuşsunuz. İşte burada grup içerisinde yaptığınız falan işler. Grubumuz 7-77-24 sıcak su vardır. Çok fazla soru soran atarız. Facebook sayfamızı beğenin gibisinden yine aynı. Burada beğenin veya paylaşın veya zaman tünelinde içerisindeki paylaşılan içerikleri görebilirsiniz. Buraya giren kullanıcılar, ziyaretçiler. Yine direkt olarak buradan da mesaj gönderebilirsiniz. Selam, selam, ne haber? Ne haber lan? Gönder. Mesaj gönderildi diyor. Gönderildi mi lan? Bakalım bir. Aa geldi bak. Tabletten bile sesi geldi. Abi yüklenemedin gitti ya. Gördünüz mü? Buraya az önce kendi mesajımı göndermiş. Mesajını teşekkür ederim. Merhaba değerli ziyaretçimiz. Bu az önce kendi mesajım arkadaşlar. Kanalın kralı. Selam, ne haber lan ne yazmış. Gördüğünüz gibi. Bu da tabii otomatik yanıtım. Kendim hazırladım onu da. Bu şekilde buradan size gönderilen Messenger üzerindeki mesajları direkt gönderebilirsiniz. Hatta bir mesaj daha gönder diyebilirsiniz. Sonsuza kadar buradan mesaj da gönderebilirsiniz. Veya mesaj alabilirsiniz. Kendi kişisel web sitenizden veya blogunuzdan veya portfolyo kart vizit tarzındaki sitenizden dediğimiz gibi. Ha, sadece bunlarla kaldık mı? Kalmadık. Bunu ayrıyeten daha farklı yerine şekillerde de test edebiliyorsun. Nasıl? Burada bakın 3 tane test seçeneğimiz var. Birincisi biz laptop veya masaüstü bilgisayar üzerinden test ediyoruz. Şimdi bir de bakalım tablet üzerinden test edelim. Nasıl görünüyor? Tablet şeklinde de bu şekilde yine görünüyormuş. Bakın burada hakkımızda iletişim bölümü. Bir de cep telefonu üzerinden test edelim. Gördüğünüz gibi cep telefonlarında da bu şekilde görünüyor. Yani burada şunu demek istiyoruz. Siz bir blog sitesi oluşturduğunuz zaman veya bir web sitesi oluşturduğunuz zaman bu web sitelerinin %50'si mobil uyumlu olmayabiliyor. Ama işte Wix gibi, işte bu siteler gibi veya o diğer .com'lu %50 içerisinde mobil entegrasyonu olan, yani mobil görünümüne sahip olan temalı web siteleri, hani bir %50 olan var bir de olmayan var demiştik. Onlar gibi bu şekilde aynı Google siteler de mobil cihazlar için uyumluluk veriyor size. Yani uyumluluk dahilinde hizmet verebiliyorsunuz. Yani kendi sitenizi oluşturduğunuz zaman kullanıcı ister masaüstü bilgisayarından isterse de tabletten veya telefondan rahatlıkla sizin paylaşımlarınızı yine görebilir. Hatta menülere nasıl ulaşır? Burada seçenek var işte. Ana sayfa hakkımızda tıkladığınız zaman biz kimiz bölümü açılıyor. İletişimler, bağış yap. Çok güzel bir hani mobil üzerinden de daha rahat görüntülenebilir bir site olmuş. Yani sitenizi
hem mobil üzerinden hem de normal bilgisayar, masaüstü bilgisayar veya laptop veya tablet üzerinden işine girilebilir, gezilebilir. Çok uyumlu bir şekilde web sitesi elde etmiş olacaksınız. Google siteler ile arkadaşlar. Ha, ben bunun reklamını yapmıyorum ama doğruya doğru. Yani bu kadar özellik sayesinde bu kadar hizmet veriyorsa ya bunu da artık hani görelim. Değil mi? Kalkıp da Google'un benim reklamlarıma ihtiyacı yok. Dünya çapında milyarlarca insanın kullandığı, yani milyarlarca dediğimiz zaten 7 milyar insan var. Bunun 4 milyarı zaten Google'u kullanıyor. Bu şekilde bir ön izleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan çarpıya bastık ve ön izlemeden çıkıyoruz. Çok affedersiniz. Konuşa konuşa böyle oluyor en fazla. Buradan yayınla dediğimiz zaman artık sizin kendi sitenizi yayınlamış oluyorsunuz. Tabii şunlara da dikkat edin. En son kontrollerinizi yapın. İşte yazım hatalarınız var mı? Resimler tam mı? Konum doğru mu? İletişim numaralarım var mı? Bütün bağlantılarımı koydum mu? İşte buradaki sayfa yazılarım doğru mu? Eksik veya fazla bir şey yazmış mıyım? İşte açılar menülerim yanlış mı? Doğru mu? İşte logo her sayfaya göre doğru mu yerleştirilmiş? İşte resim sığmıyor mu, taşmış mı, video taşmış mı, bunlar hepsini. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla, daha fazla, daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.